Şimdi ekranda bu arada Fenerbahçe'nin kalan maçları var. Bir derbi oynayacak Beşiktaş'la deplasmanda. Sonrasında Fatih Karagümrük ve lige veda eden Yeni Malatya Spor'la da bir deplasmanı var. Sarı lacivertlerin. Bu kalan 3 maça kaç puan dersiniz hocam? Hemen söyleyeyim, Beşiktaş aynı kadroya çıksın, Fenerbahçe fark yapar. Yazalım oraya. Bak aynı ama. Yani tek şey ne o? Adını söyle. Üçlü savunma. Ya üç savunma önemli değil ya. Üçlü beşli falan önemli değil. Boş ver. Vallahi önemli değil. Ama sen orada tutup da tek şey Josef'i koyup da önüne Pjanić'i koyarsan, sola da Güven'i koyarsan veya Alex Teixeira'yı koyarsan, çık öyle kadro. Benim bir arkadaşım vardı, köpek gibi havlarım derdi, biliyor musun böyle olunca. Tabii öyle diyemeyiz biz ama sonra burada havlamak lazım. Olmaz ama %99 Fenerbahçe yener. Beşiktaşlar kızacak şimdi bana. Solda Pjanić olursa ikili orta saha ve solda da Güven veya Teixeira oynarsa. Oynarsa %1 milyon Fenerbahçe yener. Gerçi Serdar Aziz yok, Tisserand oynayacak değil mi? Tisserand kim? Eyvah eyvah. O Tisserand da saatli bomba işte. Ben de onu tutmuyorum yani. Al sana en sonunda bir şey yaptı yani. Ya daha evvel de şey maçının düşü Galatasaray maçında atıldı ya, daha evvel atılması lazım. Birinci pozisyon. Tekmeyi patlattı güm diye. Hem yani direkt kırmızı kart. Nasıl vermedi hakem orada, onu hayret. Atmadı yani. Neyse yani Serdar'lı bir kartı olsun şey Fenerbahçe'nin. Kesin hele böyle bir çıkarsa, ama şimdi bilmiyorum adam neyi deniyor Beşiktaş. Onu bilmem. Şimdi Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçtik ama tabii ki Beşiktaş'a geçeceğiz herhalde değil mi? Orada söyleyeceğiz yani ne olacak ne edecek. Ama bence öbür maçlarını Beşiktaş da oynuyor. En son Malatya maçı var değil mi? Karagümrük Malatya. Ya Karagümrük zor şey, içeride mi? İçeride. Zor ama yani bu kadroyla yener. 3 maçı da alır diye düşünüyorum. Beşiktaşlar şimdi bana verip veriştiriyor, biliyor musun? En son kuzenim var hele, var ya şimdi Kanada'dan seyrediyordur bizi. Uuu dayım falan, hepsi Beşiktaş. Bizim sülale Beşiktaş. Zaten ben de Beşiktaş'tım küçükken. Arkadaş ben gördüğümü söylüyorum. Ben burada benim yani bir yorum yapıyorum ya. Ha yener inşallah yani hak eden kazansın. Beşiktaş yenerse yazacaklar şimdi bana. Sen bunu toptan anlamıyorsun, tüfekten anlamıyorsun. Ama ben diyorum ki arkadaş bak, bu kadroyla çıkarsan yenemezsin. Bu sadece Souza yetmez diyor. İsmail? Valerian. Valerian İsmail'in bu nasıl bir zihniyetle bu maça çıktığını ben anlamış değilim ya. Ya ilerisi için de kötü. Hani deniyorum dese, bak şimdi farz et ki adam deniyor. Ya arkadaş sen 3 milyon 5 tane maç kaybetsen 15 milyon lira kaybettirdin takıma. Bunu denemesi mi var ya? Antrenmanda dene. Ben böyle bir şey görmedim. Peki. Şimdi gelen sorulara bir bakıyorum şöyle. Tabii ki Fenerbahçe ile ilgili yorumlar var. Mesela sizin söylediklerinize istinaden izleyicimiz demiş ki Crespo gibi bir oyuncusu olsaydı, sezon başından beri oynasaydı daha farklı olurdu yorumunu yapmış. Zayt için de Mesut'tan bekleneni Zayt, beklenen performansı Zayt gösteriyor demiş. Katılır mısınız? Yani zaten Miha Zayt, Crespo ikilisi hocamın söylediği gibi yakalandıktan sonra ve onların yanına sakatlık sonrası Mert Hakan eklenince çok enerjik bir takıma dönüştü Fenerbahçe. Yani 12 bin, 13 bin mesafeler. Bu arada tabii Osay Samuel sağ bek oldu. Ferdi Kadıoğlu sol. Ya onlar da çok enerjik oyuncular. Doğal olarak ön tarafın performansı arttı. Fenerbahçe hem daha skorer bir takım haline geldi hem de kazanan bir takım haline geldi. Bu Volkan'la var ya düşüncelerimiz aynı, biliyor musun? Sana bir de diyorlar ki yani... Sana soracağım. Sana bir de diyorlar ki yani bu kadar maç üst üste galibiyet alan hocayı niye eleştiriyor? Kim eleştiriyor? İsmail Kartal için. Ama hoca bak ya dedi ki en formda dönemi ben ya de katılıyorum dedi. İyi, ama Kayseri kupa maçından sonra gönderirdim dedi mesela. Ama ondan sonra da şimdi de göndermezdim yani. Şimdi ama bugün de göndermem diyor. Demek ki işte sabredilmesi gerektiğinin kanıtı. Bugün de Jesus mu İsmail mi hocam bugün? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet bak, hocam Jesus mu İsmail Kartal? Tamam, ama şu var. Şimdi perde arkasını bilmiyoruz. Acaba bu kadroyu acaba birileri söyleyip de ya sen bu kadroyla çık 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 dedi de en sonunda mı çıktı bu? Öyle olduysa o zaman gönderirler, anladın mı? Hocam ama onu İsmail, kim söylediyse onu getirsinler zaten. Ya başkan söylediyse? Tamam o zaman teknik ya başkan bunu bulup halledebiliyorsa ya, zaten çok böyle büyük teknik adam para vermeye gerek yok. Ay Allah'ım yarabbim ya. Her şey herkese ya işte... Anladın mı? Yani şimdi... Hani Crespo, Zayt, Mert üçlüsünü oynat diye başkan söylediyse, Ali Koç söylediyse... İşte bilmiyorum o zaman hani gönderir ya. Çok büyük yani para verip hoca almaya gerek yok. Daha direkt
Jesus yıllık 7 milyon euro istiyormuş. Ya hiç gerek yok. O zaman hiç aşağıdan gerek yok. Aşağıdan birisini getirsin. Yani, yani şimdi öyle yani altyapıdan biri de. Ama ben zannetmiyorum hocam. Ya, bu kadar yani, da basit değil işler. Acaba mı diyorum tabii ya. Şimdi arkadaşımız bize şey yapmasın. Yani İsmail keşke bu o kadroyu daha evvel yapsaydı. Yani bu şeyi koşan, mücadele eden. Ve ben bunun hep bunun şeyindeyim. Bizde şöyle bir şey var. Bir tek Volkan herhalde. Bana katılan birkaç kişi daha vardı. Bir tane adam koyuyorsun buraya. Tamam mı? Şeye önlü beri. Ondan sonrası hep golcü olacak. Yani. Ya iki tane kim geçen gün kim söyledi? Liverpool'da iki tane 6 numara oynuyor dedi ya birisi. Evet. Ama 6 numara derken yani savunması kuvvetli şimdi falan. Şimdi mesela falan. Fabinho, Thiago hocam onlar savunması kuvvetli de hücumu da tamam da ama savunması olmuyor. Bizdekilere koyuyorsun bir tane savunması hiç sıfır. Olmaz işte. Ya adamlar yani en az hiçbir şey bilmiyorsan bir bak adamların oyun karakterlerine bak. Kim nasıl hocam, bir adam? Orada orası çok başka yani verdiğin örnek anlıyorum ben seni. Ben başka açıdan söylüyorum. Orada Sadio Mane de savunma yapıyor. Salah da savunma yapıyor. Santifor da yani orası komple. Artısı var bir de. Evet hepsi komple oyuncu zaten onların. Tamamdır ya bizde öyle bir yok ama. Bizde öyle bir durum yok. Ben sana Beşiktaş'a söyleyeyim güven mi savunma yapacak? Ne o? Hocam soruyorlar peki derbiyi kazanmak için Fenerbahçe ne yapmalı, Beşiktaş ne yapmalı? Eksikleri de baz alacak olursak. İkisi de eksikleri yaparsak. Şimdi Serdar Aziz'in oynamaması Fenerbahçe'nin eksisi. Tisserand'da saatli bomba söylüyorum yani. Bu çok üzüldüm bugün penaltı yaptığın ama. Yani Tisserand'ın diye kendimi koydum akrabası, ne bileyim kardeşi, abisi, babası falan çok üzüldüm. İnan yani insan olarak üzüldüm. Adam istemez onu şey falan. Ama hatalar yapıyor. Şimdi orada bir Serdar olsa zaten... Biraz Crespo, sakar bir stoper hocam katılıyor. Şimdi Crespo'nun yerine bana göre Gustavo ile veya bugün gördüm ben 3-4 tane arkaya geldi. Zayt da geldi. Fenerbahçe iyi yolda. Yani İrfan da geliyor. Şeye İrfan her hafta daha iyi duruma geliyor. Bir şey geliyor. Söyleyeyim mi? O şeyle ne o? Rossi. Sakal ne var? Sagal. Sagal. Sakal diyeceğim geliyor. Sagal'la falan peş peşe... Yani gerçi tutamadı ama kovalığı falan yani biliyor musun? Demek ki mantalitesi, şeyde, oyun karakteri düzeliyor, daha düzeliyor. Savunmaya da yardım ediyorlar. Böyle yaparlarsa ama ha Beşiktaş'a gelelim şimdi. Ya Beşiktaş, şimdi biz de şunu şey yapıyorlar. Herhalde bugün bir yemek yemişler falan. Üçlü savunmaya taktı millet diye ya. Kardeşim hakikaten orası doğru. Yani. Taktılar. Taktı. Ya üçlü savunmayı bırakın kardeşim. Üçlüye, üçlüye, beşliye, şuraya, buraya falan. Yani bunları bırakın ya. Sen orta saha güçlü olmazsa işte Fenerbahçe var önünde ya. Önünde Fenerbahçe örneği var. Koşan üç tane adam. Bitti. Sen bunu yap. Üçlü oyna, beşli oyna, ikili oyna. Ne istersen tek başına oyna. Neyse Tozan'ın yani. Yanına Pjanic'i koymam diyorsun hocam. Ya delirdin mi? Koysun bakalım hadi bak baştan evvel. Yok. Hemen beni ara. Montero oynarsa Beşiktaş maçı verir mi yani diye sormuş. Ya tek Montero ile değil. Ben Montero çok hata yapıyor. Ya ben anlamadım. Şimdi bu arkadaşa soruyorum ben. Tamam mı? Kim ismi neyse.